değil mi? Sensiz ben nefes alamam. Buradaki su kaynadığı zaman şu ısısına geçiyormuş. Ondan sonra kahveyi demlenmiş. Yeni bir şey öğrendik. Bye bye. Kaçıyorum. Çok sıcak kaçamıyorum. Hep böyle. Öyle de YouTube çekince insan şey oluyor hani böyle yiyeceğim ağzımı götüreceğim ağzımı kapatayım. Poz vereyim. Güzel çıkayım. Yemeğe odaklanamadım. Sürekli acaba nasıl çıkıyorum'a odaklanmaktan. Böyle. Hep böyle kibarım. Normalde böyle. Fiyatlar gerçek olamaz ya. Gerçekten 3 tatlı, 3 içecek. Şu kadar ya, şu kadar ya. Allah beni diyecekler bu kadını takipte kalın. Şimdi bugün PSM'de yeni açılan The Others'tayız. Lütfen telaffuz için linçlemeyin. Burada tatlı aldığınız zaman kahve sadece 30 TL. Sadece kahve değil, tüm içecekler. Buradaki tüm içecekler, mocktail, kahve. Zaten mocktail, kahve. Onların seçenekleri sadece 30 TL. Bir de saat 12'ye kadar da tatlı almanıza gerek yok. Takeaway şeklinde kahve aldığınızda 35 TL. 35 TL. Hadi gidelim, gel. Başta bu su kaynayarak yukarı çıkıyor. Sonrasında bu kaynayan suyuyla kahveyi karıştırıp sonrasında bir karıştırma işlemi yapıyorum. Sonrasında süzülüyor. Suyu bu şekilde yukarı çıkarmamızın sebebi de kahvede filtrasyonu sağlamak. Ben bu kadar hızlı yükselebileceğini tahmin etmemiştim bu suyun. İnanılmaz hızlı yükseldi. Böyle uğraşıyor musunuz dakika tutup bu şeyleri, kahveleri yaparken? Şimdi burada bizim asıl amacımız kahvenin en lezzetli haline, en doğru haline ulaşmak. Ondan dolayı burada zaten yöntemlerin kendi belli süreleri var. Bu sürelerini de takip ediyoruz. Çünkü kahvenin en doğru haline ulaşmaya çalışıyoruz burada. Yani standart bir kahve deneyimi... Kahveleri yakmıyoruz yani. Standart bir kahve deneyimindense kahvenin en lezzetli haline ulaşmaya, en verimli haline ulaşmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı da zaten hem farklı yöntemler hem farklı çekirdekler, yaklaşık 10 farklı çekirdek, 5 farklı, 6 farklı yöntem kullanıyoruz. Bundan dolayı da bir süre kaybımız yok. Yani bize gelen müşterilerimizin bazen siparişinin geç gittiği olabiliyor ama bu geç ziyadesi... Evet, sebebi şu. Şununla süre tutuyorlar, bu süreye göre bu karıştırılıyor. Bunu çekeceğim. Şimdi kahve aşağı inmeye başlayacak. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bu alet iyiymiş ya, bundan evde al, stres at. Hangimiz içeceğiz? Ben. Hadi sen iç. Bye bye. Kaçıyorum. Çok sıcak kaçamıyorum. Çok sıcak ya, küçücük şey, ne kadar sıcak yapmış.
işte bu saatten yanında bu kahve 30 lira. Anında buradayım. Tamam, süper o zaman. Evet, şimdi ne yapıyoruz bugün? Bunların hepsini deneyeceğiz değil mi? Hepsini. Biz gerçi denedik şu. Neydi ya adı, yine unuttum. Falan ettik. Az önce sorup yine unuttum. Yine unuttum. Kardinal. Kardinal. Favorimiz kardinal. Bir yandan da videolara bakıyorum. Güzel olmuş. Hadi içelim ben şimdi. Evet, onu videoya da çekeyim. Evet. 1, 2, 3. Bu videolar hiç kolay çekilmiyordu. Bunu da tat. Kahveleri sen iç. Hadi yapalım. Bir şey. Evet. Güzelmiş be. Ay şunu iç. Çok güzel. Neydi? İç. Boşver neydi. Çok güzel. Bana yemiyorsun diyorlar. Sen şahitsin. Yiyor muyum, yemiyor İşte görün. Şeker konmasına. Buradan nereye acaba deme. Hazır şuradayız. Kalbine giriyorum. Ben lezzet sıralaması yaparsam 1, 2, 3. Sen yap. Aynı mı? Ben sadece bunu yedim. Tat. Sıralama yap. Tamam. Kardinal. Bu. Bunda farklıyız. Bende 2-3. Sende 2-3. Aslında eşit gibi ama bu neydi bu meyvenin ismi? Orman severim. Meyvesi ve böğürtlen mi? Evet. Afiyet olsun o zaman. Ben kardinalden devam ediyorum. Kardinal bizim en sevdiğimiz oldu ya. Öyle de YouTube çekince insan şey oluyor, hani bu yiyeceğim, ağzımı götüreceğim, ağzımı kapatayım. Poz vereyim, güzel çıkayım. Yemeğe odaklanamadım sürekli, acaba nasıl çıkıyorum'a odaklanmaktan. Şimdi bunu mesela ağzından normalde nasıl atarsın? Dümdüz atarsın ben böyle. Kalk. Hep böyle kibar, hep bak, böyle kibarımdır. Güzel. Normalde böyle. Ama çok güzelmiş. Bunlardan 7 tane varmış mocktail'lerden. Dünyanın 7 harikası gibi 7 tane varmış. İsimleri de farklıymış. Bu Rodos. Kokuları, bitki çaylarını dilediğiniz gibi bakalım. Adam bunu soracak mı içeride? Süper. Ne varmış? Beni kokla. Tahiti. Gözlerinizi kapatın ve Hindistan cevizi kokan bu esintiyi hissedin. Davul ile ukulelenin sizi heyecanlandıracak sesini dinleyin. Çayımız ekşimsi hibiskus, limon otu, tatlı ananas ve narenciye notalarıyla Polinezya adalarının neşeli ve rahat yaşam stiline atıfta bulunuyor. Koklayalım. Değişik. Bu melez. Neymiş bu? Aromalı yeşil çay. Bu turunçgiller ne bu? Meyve çayı. Kokla. Böyle değil mi? Şöyle mi yakınlaşmadınız? Biraz daha yakınlaşayım mı? Şöyle mi yapacağız? Influencer'ların yaptığı gibi. Evet. Ben de çekeyim bunları. Hikayeye atarım. Öyle şeyleri seviyorum ya. Sunumu değişik, güzel olan şeyleri. Çok güzelmiş ya. Buzlu buzlu içtik. Hasta olmasam da. Şöyle yapsam. Hmm.
kahveye ne diyorsun? Beğendim. Ama işte çok soğuttuk. Evet, işte bizim de sıkıntımız böyle çekerken güzel çıksın diye her şeyi soğuk yiyoruz. Yani düşünün, biz soğukken beğeniyorsak siz sıcakken zaten çok beğenmişsiniz. O zaman yemeye devam. Karpaccio diyorum ya. Gene unuttum adını. Kardinal. Kardinal. Doğrusunu unutturdum. Yalnız benim üçü içerisinde en çok beğendiğim, üçüncü sırada dediğimi en çok yemem. O kadar. Demek ki ben bunu daha çok beğenmişim. Sıralama yaparken zorlandım zaten. Evet. Kalmadı. Şu keki çok güzel. Ekmek gibi. Devam ya. Bu kadar sevmem aslında. Aa. Hayat fazla lezzetliymiş. Kocaman zaten, baksana parlıyor. İyi yapıyorlar ya. Bir ben de alayım, çilek özendim. Hepsini yemişim çabuk. Şu dört tane gördüm. O tutuyormuş zaten ayakta. Üsttekini de yapsın. Kırmızı baksana. Yok, üsttekini sen ye. Öyle şunlar olduğunu sevmiyorum. Ben prensesim. Bana ayıklanıp gelecek. dedikodu anlat. Ne var ne yok. İsim vermeden. Kimseyi de tanımıyorum ama. Yani bende de dedikodu yok. Aynı mahallede oturuyoruz. Aynı yerde. Ama kimseyi bilmiyorum. Ya anlatsa bana şu an dedikodu. Aynı kişilik zaten. Evet ya. Kimseyle alakamız yok. Hakikaten. Bana bugün koltuk yıkamaya geldiler. İşte benden önce Seçil'e gittiler. Bizim oraya gitmişler. Bütün neredeyse bizim oradaki herkesi yıkamışlar. Dedikoduları öğrendik. Abla anlatayım mı dedim. Bilmiyorum ki kimseyi. Anlatsan dedim. Boşa anlatırsın. Ben de çıkmıyor. Mesela kızlarla grupta işte dedikodu dönecek. İlk önce fotoğrafı atıyorlar. Kim olduğunu açıklıyorlar. Tabii. Sonra dedikoduya giriyorlar. Çünkü bende yok. Mal gibi kalıyorum böyle. O kim ki şimdi? Ne olmuş ki? Yani ne, önemi neymiş falan böyle. Aslında bir önemi yok da işte. Güzel bir şey ama. Kafamız rahat. Kimse umurumda değil. Tek derdim kendimim. Tek derdim kendimin üstüne çıkabilmek. Herkesin olması gerektiği gibi. Katılıyorum. Geçen bir arkadaşım yorum yaptı. Ondan sonra meze ve nokta nokta yazmış. Anladım ne yazmak istediğini. Ne demek istiyorsun dedim. Asla sütü işte, ne yazdırıyorsun? Yazsana dedim açıkça yani. Niye yazmıyorsun? Linçliyorlar. Ya dedim saçmalama, bırak, kimin ne haddine seni sütle linçlemek ya. Yaz gitsin dedim ya. Ben şeyi anlamıyorum zaten. İzliyorsun. Sen çok kötüsün. İşte ne bileyim, görgüsüzsün bilmem ne. Sana ne? Öyleysem engelle. Sana öyle geliyorsam engelle. Niye hakaret etmek istiyorsun? Yolda görse bana selam vermeyecek. Birine onu yaptım. Bana yazmış. İşte siz bu Somer Şef'e gittim ya. Somer Şef'i paylaştım. Görgüsüz demiş. Bunu niye paylaşıyorsun? Dedim ki görgüsüzle ne alakası var? Ben kişisel bir blog muyum? Bu şey... rehber içerikli bir sayfa. Ondan sonra asıl görüntüsü sensin yazdım. Nereye ne yazacağını bilmiyorsun dedim. Eleştiriye de hiç açık değilsin. Eleştiri mi şimdi bu? Zorunda da değilsin. Onu yazdım zaten. Eleştiremezsin ki dedim beni. Sen kimsin? Açık paylaşıyorsun. Hayır dedim, öyle bir yetki yok yani. Biri attı kuyuya bir taş. Her şeyi eleştiririz açıksa diye. Hepiniz dedim arkasından gidiyorsunuz. Sonra canım takipçilerim sağ olsunlar, destek verdi. Sonra zaten engelle butonu yolladık. Savcılığa verildiniz gerçekten. Hiç affetmem. Kimseyi affetmem. Kimsenin bana kötü söz söylemeye hakkı yok, çünkü ben kimseye söylemiyorum. Ben şunu yiyorum diye bana hasetleniyorsan kusura bakma, sen önce kendine bak. Bu benim bunu yediğimi göstermem, bu bir görgüsüzlük değil. Buraya git, burada güzel bir yemek var diyorum. Eğer sen buna hasetleniyorsan sen o kalbine bir dön bak, bana değil. Beynine bir dön bak, hiç kusura bakmasın kimse. Ver coşkuyu, ver gazı. Yürü be abla. Tane daha çilek var. Alan sen, ben tamamım. Ben mandalinacıyım. 2 kiloyu bir oturuşta yiyorum, biliyor musun? Annem benden mandalinayı saklardı. Bazen ekşi çıkıyor ya. Ölürüm mandalina. O riski alamıyorum ya. Bak 2 kilo poşeti koy, bitirmeden kalkmam.
öyle o seviyorum. O kadar. İçtim bitirdim yalnız buzlu buzlu hasta olmasam da. Evet yavaş içelim. Çok güzelmiş. 30 lira ya. Düşünsene tatlı yemeğe gidiyor. Zaten bir yere gittin mi sadece kahve içemiyorsun. İlla yanında bir şey istiyorsun. Bu kampanya çok mantıklı yani. Tatlını al. İki kişi geldi. Bir tane tatlı söyle. Yok bir tane olmaz. Bir tane bir tane. İki tatlı bir tane bu. Kaça gelir? Mesela 100 lira olsa 30, 30, 60, 200, 260. Oha! Daha geçen akşam iki tatlı iki kahveye 530 lira verdim ben. Oha! Dur fiyatlara bak. Bakamıyorsun. Bir dakika. Şunu artık kapatayım. Tırnaklarımı uzattım da kapatamıyorum. Acemi YouTube böyle oluyormuş. Ne konuşacağını bilemiyor insan. Sen de bir kasıldın ha. Ben normalde de konuşkan bir insan değilim zaten. Biliyorsun. Ben de çok konuşan bir insanım. Ah. Kıracağım atacağım bunu. Az kaldı. Onu yaptırmıştı. Biliyorum. Fransa'ya gittiğimizde işte Digi'yi alacaktım. Dyson Airwrap alınca unuttum. Ay Dyson'ı görünce, saç şeyini görünce bunu unuttum. Fiyatlar gerçek olamaz ya. Gerçekten 3 tatlı, 3 içecek. Şu kadar ya, şu kadar ya. Şu kadar. 500 değil ya. Ve hadi. Kapanışı yapacağız, kapanışı yapamıyorum şu an. Nasıl yapacağız ya demeyiz. Abone olun diyeceğiz. Kanalıma abone olun. Yalnız bana. Allah deli diyecekler bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bursa'da yeni yerler için bu şekilde videolar yapmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.